Haberlerden bir tanesi de 1 Mayıs'ta set kazasında hayatını kaybeden Selin Erdem'in ailesi. Bu da yine 1 Mayıs'ta tatil gününde, resmi tatil gününde sete çağrılmışken, orada çalışırken set koşulları içerisinde yaşanan bir kazada, bir sonrasında trafik kazası olarak adlandırılan ama ihmalden kaynaklanan bir kazada hayatını kaybetti. Bu dava bir sene içerisinde sonuçlandı ama ailenin bu davanın sürecine dair itirazları var ve bu itirazlar adalet arayışındaki eksiklikleri de ortaya koyuyor. Ablasına söz veriyoruz. Selin Erdem'in ablasıyım. 1 Mayıs günü, evet, işçi bayramında aramızdan ayrıldı. Valla dava sonuçlandı derken bir sadece şoför için bir yürütülen bir dava vardı ve biz hani sadece onun sorumlu olmadığını, diğer sorumluların da yargılanmasını istiyoruz. O yüzden üst mahkemeye de avukatlarımız dilekçelerle yani davanın genişlemesi için başvurular yapıyorlar. Arkadaşımızın da dediği gibi biz hepimiz yani çok yakınımızı kaybettik. Hepimizin ciğerine ateş düştü. Kimseye olmasın diye biz burada olacağız. Ne kadar gerekiyorsa, haftalar sürecek muhtemelen ama biz her hafta, her ayın ilk pazarı burada olmaya devam edeceğiz. Bir daha kimsenin başına gelmesin diye. Yani sizin davanız olayın gerçekleşmesinden 4 gün sonra savcılığın başvurusuyla açıldı, değil mi? Evet, savcı 4 gün içinde çok büyük bir hızla, hızlı olduğu için de tabii çok büyük eksiklerle açıldı dava. Biz daha kendimize gelemeden davanın açıldığını öğrendik. Şikayet için gittiğimizde yani karakola bizi ifade için çağırdıklarında biz davanın açılmış olduğunu öğrendik. Her şey çok büyük bir hızla ilerliyor. Yani ama bir sonuç alamıyoruz. Sadece bir işte arabayı kullanan, yani trafik kazası diye evet adlandırılıyor. Oysa bir iş kazası, iş cinayeti, bizim her zaman söylediğimiz gibi bu bir iş cinayeti. Yani ben çok da konuşamayacağım çünkü çok konuşuyoruz ama hani neticede görüyorsunuz, hani bunca insan buradayız ve buradaki birçok davada da çok büyük gelişmeler olmadı ama biz devam edeceğiz nöbetlere. Yine bayram gününde çalışırken, bayram günü işe çağrılmışken elektrik işçisi Erkan Keleş de hayatını kaybetti. Onun hayatını kaybetmesi de örnek davalardan bir tanesi. Çünkü hem izin gününde çağrıldı, hem gerekli tedbir alınamadan çalışmaya zorlandı ve bu zorlanmasının, yani bu çalışmaya zorlanmasının neticesinde de yaşadığı kaza ile birlikte hayatını kaybetti. Şimdi onun adresini veriyoruz size. Evet, Erkan Keleş'in kardeşim ben, Adam Aydar. Yaklaşık bizim davamızda 3. yıla devam ediyor. Hemen hemen aynı amaçta herkes aynı acıyı paylaşmış burada. Çünkü hep birileri öldürülmüş. Yani insanlar kurban edilmiş. Bir şeylerin amacında kurban edilmiş. Ve davayı yaklaşık 3. yılda açabildik. Yine diğer davalar gibi bu da. İşte oyalanmış, savcı, yeni savcı gönderilmiş. İkinci bilirkişi raporu istenmiş. Ama hep oyalama tekniği, insanların, ailelerin bu süreç içerisindeki yıpranmasını hiç kimse bilemiyor. Neler yaşıyoruz? Her ayın ilk pazar günü burada toplanıyoruz. Bu acıyı tekrar tekrar yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz ama başkasının yaşamasını istemiyoruz. Bunun için burada toplanıyoruz. Süreç aynı devam ediyor. Yani bir adalet var ama neresinde var? İşte birilerinin adaleti çok erken yapıyor, dava bitiyor. Ama adalet burada tecelli etmiş mi, yerini bulmuş mu? Ya da uzun sürmüş, uzun sürse bile gerçekten adalet yerini bulacak mı? İnsanlar, yani suçlu olanlar cezalandırılacak mı? Belli değil hiçbir şey. Bizim davamızda bir 20 küsür kişi yani şüpheli olarak dava açılmasını istemiştik. İkinci gelen savcımız bunu 7 kişiyle davaya açıldı ama biz yine buna itiraz ettik. Birkaç kişinin daha davaya katılmasını, yani ceza davasına katılması